гості з вашого дозволу розпочинаємо церемонію підписання документів. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti adına Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA Başkanı Sayın Serdar Çam. Експо агентство співробітництва та координації. Європейського агентства співробітництва та координації. Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayi Liniyam Військово-промислового комплексу Турецької Республіки. Підписую. Генеральний директор концерну Укроборонпром Павло Букін з України. Української стратегічної ради високого рівня. Реп Таїп Ердоган. Birbirlerine teslim ediliyor iki lider tarafından. Anlaşmaların imza töreni sona ermiştir. Basın toplantısı için sözü Sayın Cumhurbaşkanlarına bırakıyoruz. Ve artık basın toplantısına geçiyoruz. Devlet Başkanı, saygıdeğer bakanlar, kıymetli misafirler, çok değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Değerli dostum, Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Petro Poroshenko ve heyetini ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bir kez daha sizlerin huzurunda kendilerine hoş geldiniz diyorum. İçinde bulunduğumuz yıl Ukrayna ile aynı zamanda köklü geçmişe sahip ilişkilerimizin 100. yıl dönümüdür. Osmanlı İmparatorluğu 1918 yılında genç Ukrayna Halk Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk devletlerden biri olmuştur. Bugün ilişkilerimizi o günkü öncü vizyonla yürütüyoruz. Aslında yüksek düzeyli stratejik konseyin bu 7. toplantısı bu vizyonun farklı bir yansımasıdır. İlişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardığımız 2011 yılından bu yana her sene düzenli olarak bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sayede ilişkilerimizi her geçen yıl daha da güçlendirdik, güçlendirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bildiğiniz gibi artık seyahatlerini karşılıklı olarak kimlikleriyle yapabiliyorlar. Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısı 2018 yılında 1 milyonu aşmıştır. Ve bugün yaptığımız toplantıda serbest ticaret anlaşmasını da yıl sonuna kadar bitirme kararlılığındayız. Bu anlaşmayla beraber ikili ticaret hacmimizin 10 milyar doları yakalayacağına inanıyorum. Savunma sanayi alanında da işbirliğimiz her geçen gün güçlenerek devam ediyor. Şirketlerimiz ortak projelere imza atar hale geldiler. Konsey toplantıları ilişkilerimizin ahdi zemininin sağlamlaştırılmasına vesile hazırlıyor. Az önce değerli dostum Poroshenko ile sizler de gördüğünüz gibi yüksek düzeyli stratejik konsey sonuçlarına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık. Evet. Tabii bu belge bir sonraki Ukrayna'da yapacağımız zirveye kadar bizim bir yol haritamız. Değerli basın mensupları, tabii bu ikili ve heyetler arası görüşmelerimizde
bölgesel sorunları da ele alma fırsatımız oldu. Vesile ile Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına dair tutumu güçlü bir şekilde yineledik. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı tekraren vurguladık. Tabii ülkemiz ister Kırım'da yaşayan, isterse işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının hak ve menfaatlerini korumaya devam edecek. Kırım Tatarı kardeşlerimize sahip çıktıkları için kıymetli dostuma da huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tabii Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların da bir an evvel uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözüme kavuşmasını da temenni ediyorum. Büyükelçi Ertuğrul Apakan'ın başkanlık ettiği Ukrayna AGİT Özel Gözlem Misyonu'nun çalışmalarını takdirle izliyoruz. Saygıdeğer Devlet Başkanı, kıymetli katılımcılar, ülkemiz Ukrayna'daki reform sürecini de gönülden desteklemektedir. Tabii reformların başarıya ulaşması sadece Ukrayna'nın değil, aynı zamanda tüm bölgenin de yararına olacak. Tabii son olarak Ukrayna ile ikili ilişkilerimizin önemli bir veçesi olan FETÖ konusuna değinmek istiyorum. 15 Temmuz'un ardından Ukrayna makamları dostluğumuzun gereğini yaparak desteklerini göstermişlerdir. Önümüzdeki dönemde de Ukrayna'daki FETÖ varlığının tümüyle ortadan kaldırılması için işbirliğimizin devam edeceğine inanıyorum. Bu konuda Maarif Vakfı ile özellikle Ukrayna Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğine vurgu yaptık. Bu vesileyle dostum Sayın Poroshenko'ya ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi yönünde sergilediği irade için teşekkür ediyorum. Toplantı sonuçlarının ve imzaladığımız anlaşmaların ülkelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Diyakuyu. Teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı, sayın heyet üyeleri, sayın basın mensupları, misafirperver Türk toprağında yine bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Özellikle şöhretli İstanbul şehrinde. Sadece Türkiye bizim için sadece komşu değil, aynı zamanda uluslararası sahada devletimizin kilit ortaklarından biridir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaklaşık 2 saatlik çok sıcak bir ortamdan baş başa görüşmeler yaptık. Sonra da heyetler arası görüşmelerde yaklaşık 2 saat sürdü. Bu aramızdaki ilişkilerin gündemi gerçekten geniş olduğunu gösteriyor. Şahsınızdan Sayın Cumhurbaşkanı, Ukrayna ve kendimin iyi dostu ve güvenilir ortağın var olduğunda bir kez daha ikna oldum. Sayın Erdoğan'la başkanlık ettiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 7. toplantısı son derece verimli geçtiğini düşünüyorum. Ve yapılmış görüşmeler karşılıklı anlayış ve güvenin yüksek düzeyini gösterdiler. Ve aynı zamanda siyasi, ekonomik, sosyal, güvenlik alanlarında tarafların çok etkin bir şekilde mevcut olan engelleri aşma imkanı olduğunu gösterdiler. Tabii ki mevcut şartlar altında bizim önceliğimiz güvenlik ve askeri teknik işbirliğiydi ve bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'na Ukrayna'nın toprak bütünlüğünde verdiği destekten dolayı Kırım'ın yasa dışı işgalini tanımadığı için ve Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna silahlı saldırısını kınadığı için teşekkürlerimi sunmak isterim.
siyasi mahkumların yani Rusya'da yasa dışı tutulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması konusunda bize gösterilen yardımı büyük bir takdirle karşılıyoruz. Özellikle Sayın Ahtem Çingüz'ün, Çiğgöz'ün ve İlmi Ömerov'un serbest bırakılmasını kastediyorum. Bu konuda koordineli bir şekilde işbirliğimize devam edeceğiz. Stadyum. Bizim için önemli olan Türkiye'nin Kırım'da işgalci yönetim tarafından insan haklarının çiğnenmesi ile kültürel mirasın yok edilmesi ve Rusya'nın Azak Denizi'nde sürünen saldırısı gibi sorunlarından uzak durmaması. İş bu sorunlara çözüm getirmek amacıyla gerek ikili düzeyde gerek çok taraflı düzeyde yani uluslararası örgütler çerçevesinde beraber çalışmak kararlılığımızı teyit ettik. Birleşmiş Milletler Barış gücünün konuşlandırılması için bir karar olacaksa eğer Türkiye'nin bu barış gücüne katılmasını bekliyoruz ve selamlıyoruz. Yeah. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da dediği gibi serbest ticaret anlaşmasının bir an önce imzalanması için gerekli talimat verdik. Bunun yani gerçekten olmasını diliyoruz. Bizde %20 diye bir rakam var ilişkilerimizde. Çünkü gerek ticaret hacminin artışı, gerek yatırımların artışı, gerek turist sayısındaki artış %20'dir. Bu gerçekten güzel bir rakamdır ama Sayın Cumhurbaşkanı ile daha iddialı hedeflerimiz var ve bu hedeflere ulaşmak için elden geliyoruz. Aynı zamanda çok seviniyoruz ki TİKA ile yıllarca sürdürdüğümüz işbirliğimiz bugün yeni bir hukuki temele kavuştu. Çünkü sizin gözleriniz önünde bugün TİKA'yı ilgilendiren bir kalkınma anlaşması imzalandı. Seviniyorum ki bu anlaşma çerçevesinde altyapı geliştirilmesi söz konusu ve Donbas'ın altyapısını ilgilendiren projeler olacak. İkili yük taşımacılığının serbestleştirilmesi dahil ulaştırma alanında önemli bir ilerleme kaydettik. Bu adım tabii ki ülkelerimizin transit imkanlarını pekiştirecektir. Bizim transit imkanlarımız da Avrupa'yı Orta Asya bölgelerine bağlayacak ve potansiyelimizi, ülkelerimizin potansiyelini daha yüksek düzeye getirecek. Askeri teknik alanda ulaştığımız sonuçlardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmek istiyorum. Ama daha önce de yaptığımız gibi bu konular üzerinde pek durmayacağız, pek yorum yapmayacağız. Kültürel işbirliğinin gelişmesinden de memnunuz. Bir hafta önce ise Ukraynalı yönetmeni Sergiy Loznitsa'nın Donbas filmi İstanbul Boğaziçi Festivali'nde ödül almıştı. Bu konuda teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Aynı zamanda Kiborglar diye bir film Türkiye'de büyük ekranda gösterildi. Zannediyorum bu sonuçlar her ikimiz için çok memnuniyet verici. Biz yarın programımızda bir savunma sanayi şirketinin ziyareti var. Ondan sonra Antalya'ya geçiyoruz ve orada konsolosluğumuzun açılışı öngörülüyor. Zannediyorum bu adım turistlerimize ve Türkiye'nin güneyinde yaşayan Ukraynalılara yardımcı olacaktır. İşbirliğimizin perspektifleri gerçekten büyüktür ve karşılıklı yararlıdır. Bunu hem Ukrayna'da hem Türkiye'de anlıyorlar. Bu konuda bir sonraki hedef sosyal koruma anlaşmasının imzalanmasıdır.
ve biz milletlerimizin yararı için işbirliği yapmaya hazırız. Zannediyorum bizim işbirliğimizin gerçek stratejik anlamı var. Bunu aynı doğrultuda devam etmek istiyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyetiyle beraber Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in olağan toplantısını yapmak üzere Ukrayna'ya davet etmek isterim. Çok teşekkür ediyorum. Ve şüphesiz ki 8. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'de Ukrayna'da bir araya geleceğiz. Ve şimdi de bir Ukrayna tarafından bir de Türkiye tarafından birer soru basın mensubu arkadaşlarımızdan alacağız. Önce misafir... Sayın Cumhurbaşkanları, dediklerinize göre Ukraynalı siyasi mahkumları Sayın Ahmetçi, Gözilmi Ömerov dahil olmak üzere serbest bırakılması konusunda Türkiye'den büyük bir yardım gösterildi. Bu konuda başka güzel bir haber var mı acaba? Şu anda Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da veya Rusya'da tutuklu bulunan diğer siyasi mahkumlar Sinsov, Sushenko, Mustafayev dahil olmak üzere yani bu kişiler konusunda bir gelişme var mı? Öncelikle daha önce malum iki Kırımlı kardeşimiz bize söylenmişti. Bunu bizler de Rusya tarafına Sayın Putin'e iletmiştik ve serbest bırakılmışlardı. Şimdi daha geniş bir liste bizlere verildi ve bu geniş listeyi de biz yine hemen Rusya tarafına ilettik. Цього разу ми отримали більш довгий список, який ми одразу негайно ж передали російській стороні. Temennim odur ki onlarla ilgili de bu süreci takip edeceğiz, başarılı olur. Я бажаю, щоб ми слідкували за цим процесом і були успішні в його вирішенні. Спасибо. Şimdi de Türkiye tarafına. Зараз турецька сторона. Я можу лише повторити слова подяки президенту Ердогану за активну участь в звільненні наших політичних в'язень як на території окупованого Криму, так і спроб це зробити щодо політв'язнів, які незаконно утримуються в Росії. Безумовно, прошу. Hem Kırım'da hem Rusya'da yasa dışı tutuklu kalan siyasi mahkumların serbest bırakılması konusunda bize gösterilen yardımdan dolayı teşekkürlerimi yenilemek isterim. Безумовно, не лише ми з паном президентом Ердоганом, а весь світ зараз піклується про звільнення українських заручників. Це питання позавчора стояло під час наших переговорів з канцлером Німеччини Меркель. Я це буду піднімати під час візиту в Хельсінкі 7 числа, Париж 11-го. І, безумовно, ми будемо робити все можливе і не втрачаємо оптимізму, щоб і Олег Сенцов, і Сущенко, і Балух, і інші політв'язні якнайменше швидше опинилися вдома. І міжнародна підтримка тут відіграє вирішальну роль. Ve bu konu sadece bizi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sadece bizi değil dünyayı ilgilendiren bir konudur. Ve biz ben mesela bu konuyu Almanya Başbakanı Merkel'in Ukrayna'ya yaptığı ziyaret çerçevesinde görüştüm.
Aynı şekilde 7 Kasım tarihinde Helsinki'ye yapacağım ziyaret sırasında, 11 Kasım tarihinde Paris'e yapacağım ziyaret sırasında da bu konuya değineceğim. Çünkü bu konuda uluslararası toplumun desteği gerçekten önemlidir ve biz siyasi mahkumlarımızın Sense of Sushinko dahil olmak üzere en kısa zamanda Kiev'e dönmelerini isteriz. Evlerine dönmelerini isteriz. Безумовно, Росії дуже важко пояснити, чому на довгі роки в'язниці запроторюється лише за вивішений на балконі власного будинку український прапор, або навіть взагалі без пояснення будь-яких причин виносяться вироки по 20 років в'язниці. І ми об'єднуємо наші зусилля для того, щоб посилити тиск на Росію і забезпечити звільнення як тих, хто перебуває в російських в'язницях, так і тих, хто тримається в заручниках на окупованій території. Ми будемо продовжувати нашу боротьбу. Табіки, Русія не bir insan balkonunda sadece Ukrayna bayrağını astığı için hapishaneye atılıyor. Niye 20 yıllık bir hükmü veriliyor? Rusya bunu anlamaktan zorluk çekiyor. Ve bu konuda tabii ki Rusya'ya baskı yapmaya devam ediyoruz. Ve hem Rusya hapishanelerinde hem işgal altındaki bölgelerde tutulan mahkumların bir an önce serbest bırakılmasını. İlginize, alakanıza çok çok teşekkür ediyorum. Ve bu yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızın her iki ülke hakkında da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Це засідання пішло на користь обом країнам.